Merhaba arkadaşlar. Sizlerle 5.16 yıl yama notları ile karşınızdayım. Darius'a başlayalım. Şimdi Darius'un saldırı menzili 125'ten 175'e çoğaltılmış. 3.5'dan 5'e tam değerinde büyüyor. Oranı 93'ten 100'e, zırh büyüme oranı 3.5'dan 4'e, taban saldırı hızı 679'dan 625'e, saldırı hızında büyüme değeri %4'den %1'e düşünülmüş. Karenli susturmaları düşünülmüş. Skarner'ın can büyüme oranı azaltılmış ve saldırı gücünde büyüme oranı fazlalaştırılmış. Önerilen eşyaları güncellenmiş. Kadarsının hareket hızı 340'dan 325'e, tavan canı 555'ten 525'e, can büyüme oranı 73'ten 80'e, tavan saldırı gücü 57.5'dan 61'e, saldırı hızı gücü büyüme oranı 3.5'dan 5'e ve saldırı hızı büyüme oranı 2.6'dan 3'e, can yenilenmesi 3.3'ten 4'e, can yenilenmesinde büyüme oranı 0.67'den 0.3'e ve durum menzili 125'ten 200'e. Biliyorsunuzdur ki tankları kısmışlardım. Şimdi fazlalaştırmışlar. Hemen okuyayım arkadaşlar. Vizis Rink'in zırh büyüme 3.5'dan 4'e. Zırh Brian'ın zırh büyümesi 4'ten 4.5'e. Leon'un zırh büyümesi 3.1'den 3.6'ya. Natulus'un zırh büyümesi 3.25'den 3.75'e. Zırh büyüme oranı tarihte 3.2'den 3.7'ye, Amos'un 3.8'den 4.3'e, Amos'un zırh büyümesinin 3.1'den 3.6'ya, Tamken'in zırh büyümesi 3'ten 3.5'a, Alistan'ın zırh büyümesi, can büyümesi 102'den 106'ya, Bart'ın can büyümesi 89'dan 93'e, Trish'in can büyümesi 89'dan da 93'e. Sabeti birin başına pasif fin öflenmiş. Sabit ettirildiği birin başına 18 olmuş. 20'den 18'e düşürülmüş. W'nun varış hızı varış. W'nun gerçekleştirme hızı 1500'den 1200'e düşürülmüş. Hazir'in hikayesine bir değişiklik olmuş. Enes'in Q'sunda hedefinin canının %4'ü %80'den %4'ü olmuş. Kasattenin ortasının 0.2 gücü eklenmiş. Boşluk geçişinde geçişinin her yüküne de 0.1 yetenek gücü eklenmiş. Taban saldırı hızının kendinin öfrenmiş. Lise'nin 15 enerjiden saldırısında 20 enerji, ikincisinde de 10 enerji yapılmış ve yükseltilmiş. Kutusunda her hedefin çarpıştığı her şampiyona ek can değerinin
15'ten 121'e kadar fiziksel hasar verecek. Ucuz artık. W'nu nöfrenmişti. Şimdi geri alınmış. Ultisinde de aynı. Sandara'nın ultisi her kayıp için 101 can, 101 artı %103 0 nokta 100 3 yetenek gücü iyileştiriyor. %1'i yazmamışlar ama 0.3 yetenek gücü iyi. Hem de %1'i bir iyileştirme gerçekten iyi. Ultide. Pasifi nöfrenmiş mi ya? Pasifi yükseltilmiş. İyi olmuş bu. Milyonlara pasifi %100 hasar veriyor. Ve W'sundan hareket hızı yükseltilmiş ve süre 2'den 1'e ve de manası da azalmış. Güzel olmuş ya. 3 anlı. Şu karakterin adını söyleyeyim. Nasus'un ultisinde menzili fazlalaştırılmış. Rammus'un W'su ise fazlalaştırılmış. Pasifi hareket hızı yükseltilmiş ve 0.1'den 0.2'ye yetenek gücü kazanmış. Bir de Lucian'ın W'suna yeni bir pasifi eklenmiş. Lucian takım arkadaşlarını işaretli bir hedefe saverdiğinde Lucian'ın hareket hızı elde edebilecek. Ruhun benliğinin ultisinde deneme süresi 75. Yani 105'e bekleme süresi artmış ultisinin. Sürekli bırak ve bırak. %50 milimden daha fazla yakında bırak, yakında başlayacak. Belli. Timon'un ultisinde tehlikeli tuzaktan yavaşlatma etkisi artık azalmayacak. Bir de W'su artık minyonlara yerine şampiyonlara öncelik veriyor ve tükürenler de düşmanlar artık 0.25 saniye sersemleyecek. Bu ultisi rakiplerin uyanan bir işaret bir saniye çıkacak. Eskiden tamam yoldayım işareti önce çıkıyordu. Twitch'in Q'su manası azalmış ve ilave saldırı gücü arttırılmış. Şu Victor'un ben söyleyeyim, bunları okumaya çalıştım pek yapamadım. Siz isterseniz bir bakın. Falcos'un Q'su tekrar etkinleştirme süresi 0.3'ten 0.25'e azaltılmış. Bu iyi olmuş. Dağılma sonrası menzili artmış. Ultisinde yeni bir pası beklenmiş. Kullanıldığında volibardan çakarak sıçrayan bir şimşek hasar verecek. İyisinin menzili artmış. Ben çok şaşırdım. İyisinin menzili azaltılmalıydı. Ama arttırılmış. Değişik bir şey.
Tekrar etkinleştirme süresi 1 saniyeden 1,5 0,5 saniye, yani yarım saniye düşünmüş. Lore yeni eşyalar eklendi. Ölü adamın zırhı 2750 altına alınıyor ve 1000 zincir yelek ve dev kemeri alıyor ve içine bulunduruyor. Ve canı 600, zırhı 50. Pasifi okumayacağım. Okuyayım mı ya? Okuyayım hadi. Tam yolu ileri. Hareket eder. İvme yükleri biriktirirsin. 100 yükte hareket hızı en fazla 60 artar. İvme sersemleştirme, kırkışlaştırma, korkutma, susturma, körleştirme, dönüştürme ya da hareketsiz bırakma etkileri altındayken hızlıca yavaşlatma etkisi altındayken de yavaşça azalır. Öyle bir pasif eklenmiş. Ve özel pasif yıkıcı vuruş, normal saldırılarında kazanılan bütün ivme yüklerinin 2 ivme bir fiziksel hasar verecek ve şekilde hedefe uygular. Eğer 100 yük kullanırsa bu hasarın 2 katına çıkar ve her hedef 1 saniye boyunca 75 yavaşlar. Sadece yakın dövüş. Acayip, 120, 175 fazla değil mi? Strength'in güven. Starek'in güvence cesi 2550 altına satılıyor. Uzun kılıç ve dev kemeri bulunduruyor. Canı 500, taban saldırı hızı 125 veriyor. Haşmetli Hidra satan mı vardı? Şimdi 3300'e satılıyor. Titan mat ve dev kemer yine satılıyor. 400 can. Saldırı gücü 50 ve tabancan yenilmesi %100 sağlıyor. Bedel 2500'den 2750 altına çoğaltıldı. Tabancan yenilmesi %0'dan %200'e arttırıldı. Büyü Safar'ın 500 altından 450 altına satılıyor. Ne diyorsun? Peletreni 850 altından 8 artıran toplam bedel. Cehennem asasında 20 altın artma var fiyatından. Büyü direnci, hayalet bedeninin artmış. Ruh gömleğinin bedeli 50 altın azaltılmış ve büyü direnci çoğaltılmış ve tabancan yenilenmesi %50 artmış. Şimdi Panstreet'in duvağı kristal kolluk. Toplam bedel 2750'den altından 2700'e azaltılmış. 2700 altına satılıyor. Artık ve büyü direnci fazla araştırılmış. Orada kalkanının altını azaltılmış. 300 altına azaltılmış. Ve tabancan yenilmesi %100 artmış. Bir de %75 can yenilenmesi kazanmış. %75 can yenilenmesi sıfırlanmış. Özür dilerim, kazanmamış. Yakındaki bütün bilimlere 20 büyü direnci yerine 15 büyü direnci az nerflenmiş. 20'den 15'e nerflenmiş. Ve demir solapun broşu
2800 altından 2700 altına azaltılmış ve tabancanın yenilmez %100 artmış. Büyü direnci %90 nöflenmiş. Can yenilmez %70 ve can yenilenmesi kısılmış. Yani %25 can yenilenmesi kazanıyor. Evet doğru. 175'i almışlar. Onun yerine %100 koymuşlar. Yani %25 artmış. Şu ordu kalkanım ve demir son broşunun. Kalkan süresi 5 saniyeden 2 saniye nöflenmiş. Kalkan miktarı fazlalaştırılmış. Böyle. Hop, 3000 altından 2750 altına azaltılmış. Komutan sancağı itemimiz. Tabancanın yenilenmesi işte sıfırdan %100'e aktarılmış, yükseltilmiş. Büyü direnci nöflenmiş, %15 olmuş. Ve tabii ki de %75 can yenilenmesi şey yapmışlar. Kesmişler. Keskin gaga pelerini 1000 altından 1100 altına çıkarılmış. Tabancan yenilenmesi 100'den 150'ye çıkarılmış. Küle yakınındaki hareket hızı %30'dan %20'ye nöflenmiş. Hareket hızı artık birden bitmek yerine azalarak bitiriyor. Kötü olmuş devam. Riot'un kapısı beğendim bir item açıkçası. 2800 altından 2700 altından düşürülmüş. Tabancanın yenilenmesi %100'den %150'ye çoğaltılmış. Küle yakınındaki hareket hızı %30'dan %20'ye nöflenmiş. Seviye başındaki işlik şerezi can artışı seviye başına can artışı 15'ten 20'ye çıkarılmış. Seviye başına hasarı 10'dan 5'e çıkarılmış. Toplam zırh değerinin %100'ü ve büyü direnci kadar ilave hasarı toplam can değerinde %15 kadar ilave hasar veriyor artık. Home yıkıcı itemimiz 2600'den 2600 altın değişmemiş. Tabancanın yenilmesi %100'den %50'ye çıkarılmış ve karambak hareket hızı birden bitmek yerine zamanla bitiriyor. Buzul örtü 900 altın yapılmış. Baş kartın zırhı 1050 altından 1100 altına çıkarılmış. 2450 altından tam 2600 altına çıkarılmış donmuş yürek ve zırhı nöflenmiş. Çivili zırhın normal saldırılarında %15'i yansıma oranın ek zırhlarınızda 0,25 kadar hasar olarak yansıtır ve 2100 altından 2300'e çıkarılmış. Normal saldırılarının %30'u normal saldırının %15'i şimdi yansıtılan hasar nöflenmiş. Çivilinin hasar nöflenmiş. 2850 altından 2700 altına azaltılmış ve canı 500 candan 400 cana azaltılmış ve zırhı inmiş. Zırhtan 60 zırha
zırha azaltılmış ve gelen kritik hasarların %10'unu yok sayıyor. Randuin'in el alameti yavaşlatma süresi 4 saniye çıkarılmış. Hepsinin yanar dönenin satan demiştim ben. Tankları çoğalt nöflenmişti ya. Şimdi nöflenmeleri geri çekiyorlar. Yani hepsinin yanar dönenin tank orman eşyasını da tabii ki de çoğaltıyorlar. Yani güçlendiriyorlar. Şimdi canı 300'den 400'e çoğaltılmış ve ilave can yüzdesi 125'ten %15'e nöflenmiş. Sadece görkemli zaferin 2500 altına 2400 altına azaltılmış ve geliştirdiğinde yiğitlerin ödüllü katalyonun seviye atlama pasifi kayboluyor. Ve yeni Riven kostümü ve Bliss renk kostümü gelmiş. Okullu Ahni, Okullu Darius, Okullu Eko, Okullu Vladimir gelmiş. Bu kadar arkadaşlar. Ben Osman Canyan'ın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.